wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zülay. Bugün sizlere akşam rutinimi göstereceğim. Uzun zamandır akşam rutinimi çekmek istiyordum ve uzun zamandır siz de istiyordunuz. Ama bir türlü çekememiştim. Bugün de canım video çekmek istedi. Ne çeksem diye düşündüm. Saat de 8'e yaklaşmışken akşam rutinimi çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki 15 tatildeyiz. Normalde okul zamanları bir de akşam rutinime ders çalışmak ekleniyor. Fakat ben bu hafta hiç ders çalışmadım. Yani birazcık kendime vakit ayırmak, dinlenmek istedim. Ama normalde bu programıma bir de ders çalışmak ekleniyor. Şimdilik diyeceklerim bu şekilde. Bu videonun arkasına ufak ufak seslendirmeler de eklemek istiyorum. Bu yüzden videonun girişini çok fazla uzatmayacağım. Şu anlık diyeceklerim bu şekildeydi. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi piyano çalmaya başladım. Birazcık size bundan bahsedeyim. Eskiden ablam çalıyordu ama sonrasında bıraktığı için evde bir tane org vardı. Benim de bu sıralar böyle bir isteğim tuttu piyano çalma. Fakat kursa gitmemeye karar verdim. Çünkü ikisini birlikte, biliyorsunuz ki bir de İngilizce kursuna gidiyorum. İkisini birlikte yürütebilir miyim diye düşündüm. En sonunda da YouTube'dan izleyerek ilerlemeye karar verdim. İngilizce kursum bittiğinde eğer hala böyle bir hobim devam ederse bu sefer piyano kursuna yazılacağım. Şu anlık dediğim gibi YouTube'dan ilerliyorum ve gayet de güzel gidiyor. YouTube'da piyano dersleri diye aratırsanız siz de izleyebilirsiniz. Gayet de güzel videolar var. Şöyle marshmallow aldım bugün. Normalde ben marshmallow yemiyordum. Ama kahvenin üstüne çok güzel oluyor. O yüzden aldım. Şimdi ay, çok şirin gözüküyor. Kendime kahve yaptım. Ezberlemem gereken bir şiir var. Onu ezberlemeye geçeceğim. Genelde bir de geceleri 2 saat story çekme mesaim var. 2 saat story çekmeye çalışıyorum. Hiçbiri de hoşuma gitmiyor. En sonunda story atmamaya karar veriyorum. Şimdi ben tekrardan başladım story çekmeye. Umarım güzel bir şey çekebilirim. Başlıyoruz. Kar mı yağıyor? Kar yağıyor. Kar mı yağıyor? Evet kızım. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Bak ağaçlar biraz da... Gördün mü? Dedi... İç beyaz ya. Hani? Buna karar kıldım. Instagram hesabım zulalkarahan2n ile takip edebilirsiniz. Demin de gördüğünüz gibi kar mı yağıyor diye şaşırdım. Çünkü dedem odama girip kar yağıyor demişti. Fakat camdan baktığımda hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü ben böyle kar yağıyor deyince dolu dolu yağıyor zannettim. Meğersem sulu kar yağıyormuş. Birazcık üzüldüm ama olsun. Bugün böyle atıştırmaya başladı kar. Bir yağıyor bir duruyor, bir yağıyor bir duruyor. Tutmayacak büyük ihtimalle ama olsun. Yani yine de yağıyor. Buna da şükürler olsun. Midem bulandı ya. Keşke marshmallow eklemeseydim. Galiba bu sadece sıcak çikolatayla marshmallow güzel oluyor. Ben kahvenin üzerine ekledim. Neyse, içmek zorundayım. Şimdi arkadaşlar
arkadaşlar, anneannem bana meyve getirdi. Portakal, muz ve şu altta da kivi var. Aynı zamanda ben de şu ikinci kıtasını okudum bu sayfanın. Şiir buradan başlıyor. Zindandan Mehmet'e mektup bu arada. Çok güzel bir şiir bence. Aslında ben Sezai Karakoç'un farklı bir şiirini okuyacaktım. Ama sonrasında o şiiri başka birisi almış. Bu yüzden ben de bunu aldım. Umarım ben bunu unutmam arkadaşlar. O kadar çok korkuyorum ki böyle sahnede okurken unutmaktan. En büyük korkularımdan birisi bu. Unutmak. Neyse, şimdi ben bunu yiyerek çalışmama başlayacağım. Şimdi bakalım bir kıtayı kaç dakikada ezberliyorum. 1, 2, 3. Birazcık da sizlere şiir ezberleme nedenimi açıklayayım. Bir tane yarışma varmış. Beni de edebiyat hocam aradı, katılmak ister misin diye. Ben de olur dedim. Şu an Zindandan Mehmet'e mektup şiirini ezberliyorum. Ezberledim arkadaşlar. 5 dakikada ezberlemişim. Ama şiir cidden çok fazla uzun. 15-16 kıta ve nasıl ezberleyeceğimi bilmiyorum. Bugün de şu 3 kıtayı ezberledim. Şimdi çöpten kalemi alacağım ama birden yorumlara yazmayın işte pis falan diye. Zaten çöpüm arkadaşlar kağıt çöpü. Odamdaki çöpe sadece kağıtları atıyorum. Bu yüzden hani pis değil çöp. O yüzden aldım. Yani pis olsa da alırdım, o kadar kaç liralık kalem çöpe mi gitsin? Bu haftaki ajandam o kadar güzel oldu ki, o kadar güzel doldurdum ki hep resim yapıştırdım. Fakat sizlere göstermedim çünkü ben maalesef ki ajandalarımı göstermeyi sevmiyorum. Çoğu kişi de ajandanı göster falan diyor ama gösteremiyorum maalesef ki. Neyse, şiir konusundan devam edeyim. Ben ilk önce Sezai Karakoç'un başka bir şiirini seçtim. Ama hocaya söylememiştim. O sırada da ben bir sayfasını ezberledim. Sonra hocaya, hocam ben bu şiiri seçtim dedim. Hoca da dedi ki o şiiri başka birisi seçti. Boşu boşuna bir sayfayı ezberlemiş oldum. Neyse, sonrasında ben bu şiiri seçtim. Zindandan Mehmet'e mektup şiirini. Şimdi ise çok güzel hareketler izleyerek kalan meyvelerimi yiyeceğim. Şimdi ben minik bir odamı toplayacağım. Sonrasında da yatmaya hazırlanacağım. Şimdi birlikte minik bir odamı toplayalım. Böyle çok dağınık değil. Ortalıkta minik minik parçalar var. Onları yerine koyacağım. Sonrasında toparlanmış olacak. Hadi o zaman gelin minik bir odamı toplayalım. Daha öncesinden yaktığım ama kalan bir tütsüm vardı. Bari onu da videoda yakayım dedim. Şöyle çok küçük ama onu da yakmak istedim. Sonrasında da odamı toplamaya başladım. Odamı toplarken ayrı bir görüntü çektim. Burada sadece tütsünün dumanının hızlandırılmış çekimini de koymak istedim. Çünkü bence çok rahatlatıcı ve çok güzel duruyor. Doğal taşlarla çok fazla ilgilenmiyorum fakat daha öncesinden almıştım. Bu yüzden ben de tütsüyü yakmışken bunları da böyle tütsüleyim dedim. Şimdi arkadaşlar, odamı da topladım. Zaten öyle çok fazla toplanacak bir şey de yoktu. Ortalıkta birkaç parça vardı. Onları yerlerine koydum. Şimdi bakım yapacağım. Normalde bakım yapmıyorum. Yani ne yapıyorum ama aklıma estikçe yapıyorum. Böyle rutin şeklinde yapmıyorum. Çok az da olsa işte bir jelle falan yüzümüzü yıkayacağız. Benim zaten hani bakım dediğim bu. Şimdi hadi gelin o zaman minik bir bakımı yapalım. Bu CeraVe'nin yüz jeli var. İlk önce yüzümü ıslatıyorum. Sonrasında bunu yüzüme sürüyorum. Müzik.
Burada alnımı bildiğiniz çitilemişim. Ardından doğal yüz sabunum var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama annem benim için internetten almıştı. Bunu da ıslak yüzüme sürüyorum ve sonrasında yıkıyorum. Ardından da dişlerimi fırçalıyorum. Son olarak da bu bakım kremini sürüyorum ve bakım da bitiyor. Bu arada donmama rağmen buz gibi havada bu kısa kollu tişörtü giydim. Aynı zamanda kanalımda bir de yaz akşam rutinim var. Onda da bu tişörtü giymişim. Demin fark ettim. Yatmadan önce tabii ki de üstümü değiştiriyorum. Burada güzel görüntü olsun diye terliklerimi fırlatıyorum. Ve yatağımdaki bu masayı alıyorum. Ardından yatmaya hazırlanıyorum. We could have lived this dance forever, but no one's gonna dance with me. Please stay. Yatmadan önce tabii ki de az da olsa telefona bakıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Daha ne tür videolar isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adım Zulal Karahan 2N ile. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.